Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisti Cem Koçak. Bugün halk arasında çok fazlasıyla zikredilen ve bizlere de sorulan bir konuyu aydınlatmayı düşünüyorum. Göğüse doğru yayılan bıçak batma hissinin sebebi nedir, niçin oluşur ve bunun için neler yapabilirizden bahsedeceğim. Göğüs kafesimiz 12 tane paralel karşılıklı göğüs kafesi kemiklerinin birleşmesiyle oluşur. Ortada sternum dediğimiz gravata benzeyen bir kemiğin ortada yer aldığı ve hilyardik dokularla bütünleştiği bir yapı. Akciğer gibi, kalp gibi değerli organlarımızın korunması ve doğrudan şiddete darbelere karşı iletkenliğini yavaşlatmak için koruyucu bir kafes sistemi var. Bunlar tam şekilde parmaklarım gibi birbirlerine karşılıklı bir şekilde denk gelir. Ve nefes aldığımızda bir tık genişleyip nefes verdiğimizde bir tık içeriye doğru, merkeze doğru yaklaşır. Ve bu harekete biz göğüs kafesinin kostalar arasında yani göğüs kafesleri kemikler arasındaki mobilitesi deriz. Yukarı aşağı doğru da minimal derecede bunları yönetebiliriz. Eğer ki kişilerde belli bir noktada bu kemikler arasındaki oluşan intrakostal dediğimiz yani kaburgalar arasındaki kaslarda spazm, gerginlik, tutulma ve eklemsel tutulmalardan kaynaklı sabit kaldıklarında derin nefes aldığımızda diğer tarafa senkronize olamayıp göğüs kafesinin tek taraflı olarak sabit kalmasıyla beraber nefes aldığımızda diğer tarafın açılıp diğer sabit kalan tarafı açılmadığından dolayı içerideki akciğerin baskısına maruz kalır. Ve doğrudan içerideki baskı kemiklere ağrı veya da spazm gibi hissettirebilir ve bıçak batması hissini doğrudan kişiler hissedebilir. Ya da kişilerin göğüs kafesinde minimal derecede rotasyon varsa aynı etkiyi tekrardan yaşayabilir. Uzun süre aşağı doğru duruşlarda, bilgisayar başında, yazmalarda ya da kifozu arttıracak şeylerde göğüs kafesinin arasındaki mesafeler daralır. Bunlar da bir etken olabilir. Bizlerse bugün göğüs kafesi aralıklarını biraz daha mobilize etmek ve açmak için egzersizler ve mobilizasyon tekniklerinden bahsedeceğiz. Birinci mobilizasyon tekniğimden bahsedeceğim. Göğüs kafesinin bu tarafından tutulduğunu ve hareket kabiliyetinin kaybettiğini ya da azaldığını düşünüyoruz ve buradaki göğüs kafesinde bıçak batması yayıldığını hissediyoruz. İlk öncelikle elimizi buraya doğru yerleştirdik. Göğsümüzü nefesle beraber derken aşağı doğru minimal derecede bir baskı yapıyoruz. Tekrar omzumu açtım, geriye doğru aldım, nefes aldım ve verirken tekrar geri geldim. Nefes. Buradaki baskım hep sabit, düzenli olarak var ama verirken bir tık daha aşağı doğru bastırıyorum. Çok minimal derecede kemiğimize ya da dokumuza zarar vermeyecek şekilde bunu segment segment yapabiliriz. Kişi bunu gevşeyene kadar yerde yatarak ya da ayakta bir şekilde ya da oturarak yapabilir. Ofis ortamlarında da kullanabileceğiniz basic bir egzersiz metodu. Eğer ki batmalar bir tık daha üst tarafta ya da orta hatta doğru yayılıyorsa bu seferki yapacağımız şey arkadaşlar elimizi bir tık daha göğsümüzün üstüne yerleştirmek. Ya da baş üstüne elimizi yerleştirip buradan göğsü sabitlemek. Bu daha kolay benim için. Nefesimi alırken içeri doğru eğildim. Ağrı varsa eğer ağrı işine kadar yapıyorum. Verdim, alıyorum. Açtım. Verirken içeri doğru gevşedim ve kapattım. Tekrar. Şeklinde götürebilirim. 30 tekrar yapabilirsiniz 10'ar setlik halinde dinlenerek. Eğer ki size iyi geldiğini hissediyorsanız bir tık daha bunu arttırabilirsiniz gün içerisinde. Hissiyatınıza göre hareket etmenizi öneririm. Üçüncü egzersizde göğüs kafesini bir çember gibi sabitleyip sadece omuzlarınızla geriye doğru açıp tekrar
geriye doğru kapatırken göğüs kafesinizi ileriye doğru itmek. Elim sadece böyle sabit kalıyor, omuzlarımı çekiyorum. Omuzlarım inerken yukarıya doğru bir tık kaldırıyorum. Tekrar gösteriyorum. Durdum. Omuzlarımı geriye açtım. Verirken diye yukarıya doğru, sanki yukarıdan bir sıkıştırma yapıyormuşum gibi ellerimle tekrar çemberi daraltıyorum. Çok fazla baskı olmasın. Son kaburgaya değil, bir tık üstüne, yani göğüs kafesinin bir tık altına doğru elimi yerleştirdim. Sonrasında şeklinde götürüyorum. Buradaki amacım zaten oradaki kasların arasındaki açılıp kapan mekanizmasını tekrar hatırlatabilmek. Eğer ki kendinizi iyi hissediyorsanız tekrar sayısını arttırabilirsiniz ama ritüelde gün içerisinde sabah akşam yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle yatmadan önce yatın, yapın ki hani vücudun sabit uzun süre kaldığı pozisyonlarda kendini tolere edebilsin. Göğüs kafesi batması ya da göğüs kafesine bıçak batması hissiyatı birçok rahatsızlığın sebebi olabilir. Kalp problemlerinin de başlıca belirtilerinden olabilir eğer ki kola yayılan bir ağrı varsa. Lütfen bu konuda en yakın uzmanınıza danışın. Egzersizlerinizi yaptığınız halde ağrılarınız devam ediyorsa bize ulaşabilirsiniz ya da en yakın uzmanınızdan bilgi alabilirsiniz.